Herkesin duyduğu, çoğunun merak ettiği ve pek azının görebildiği ülkedeyim. Uçsuz bucaksız Çin'in bir ucundan ötekine unutulmaz bir yolculuk yaptım. Ben Sıdal Utkucu, birkaç yıldır Çin'de yaşıyorum. Sizi de benimle birlikte Çin'i keşfe davet ediyorum. Çok zengin kültürel geçmişe sahip bir yerdeyiz. Shaolin Kung Fu'su ve geleneksel Yan müziği burada doğdu. Burası eğitime duyulan saygının başlangıç noktası. Jingzhou yolculuğumuz tarihi Songshan dağlarında devam ediyor. Shaolin Tapınağı Jingzhou şehir merkezine biraz uzak. Araçla yaklaşık 2 saat bir yolumuz var. Ama otobana girdikten sonra, daha hemen girdikten sonra bile Shaolin'le ilgili sizi heyecanlandıran şeyler görmeye başlıyorsunuz. Otobanın kenarındaki tepelere kung fu yapan keşişlerin resimlerini çizmişler ya da tepelere zen karakterini çizmişler, yazmışlar. Herkes kung fu'nun Çin'e ait bir savunma sanatı olduğunu da bilir. Peki kung fu nerede doğdu? Çin'de kung fu sanatı Shaolin'de doğdu diye bir deyiş var. Yani Shaolin Tapınağı, Çin kung fu'sunun felsefesini öğrenmek için en ideal yerdir. Shaolin Tapınağı'nın bulunduğu Shaoxi Dağları'na yemyeşil ormanlarla çevrili bir yoldan ulaşıyoruz. 1500 yıl önce Shaoxi Dağları'nın eteğine kurulan Shaolin Tapınağı'nın ünü bugün dünyanın dört bir yanına yayıldı. Ve bu tapınak her yıl binlerce turistin ziyarete geldiği ünlü bir turistik merkez haline geldi. Shaolin serüvenimiz işte burada başlıyor. Şu an Shaolin Tapınağı'ndayım. Buraya ilk defa geliyorum. Ve bu gezinin açıkçası beni heyecanlandıran en önemli noktalarından biri bu. Shaolin Tapınağı Çin Budizmi tarihinde çok önemli bir konuma sahip. Bu tapınaktaki keşişler yüzyıllar önce kendilerini kung fu'ya adamışlar ve tüm dünyaya yayılan Shaolin kung fu'sunu yaratmışlar. Burada inançla felsefe, sabırla acı, güçle erdem iç içe geçiyor. İnsanı dünyevi tutkulardan uzaklaştırmayı öğütleyen Budizm'le zihni ve bedeni kontrol etmeyi öğreten Kung Fu'nun kuşaktan kuşağa aktarıldığı içsel bir mabet burası. Tapınağa girmeden önce burada sahnelenen Shaolin Kung Fu'sunu izliyoruz. Dövüş sanatları gösterisinin ardından sunucu izleyicilerden bazılarını sahneye Shaolin Kung Fu'su öğrenmeye davet etti. Buraya kadar gelmişken her şeyi deneyimlemek gerek elbette. Thank you so much. Şişi, şişi. Shaolin Kung Fu'su salonunun sergi müzesindeki resimlerde keşişlerin dövüş sanatları egzersizlerine dair sahneler canlandırılmış. 700'den fazla dövüş sanatı tekniğine sahip Shaolin Kung Fu'su yüzyıllar içinde kendi zengin hareket sistemini oluşturmuş. Shaolin Kung Fu'sunun iki çeşidi mevcut. Biri yumruk, parmak ya da avuç içi gibi sadece uzuvların kullanıldığı silahsız Kung Fu. Diğeri de mızrak, kılıç, sopa gibi araçların kullanıldığı silahlı Kung Fu. Ayrıca Shaolin dışına çıkarılması yasak Kung Fu teknikleri de var. Bu teknikleri sadece Shaolin keşişleri öğrenebiliyor. Bu
Shaolin keşişlerine göre kung fu yapmanın asıl amacı zorlu egzersizlerle ruhla bedeni eğitmek ve insan ömrünü uzatmak. Shaolin tıbbı, akupunktur noktaları ve insan vücudunda olduğu varsayılan meridyenler üzerine çalışmalara imza atmış bir ekol. Şimdi kabaca servikal omurgandaki probleme bir bakayım. Elini uzat. Burada bir akupunktur noktası var. Bu noktaya masaj yaptık. Servikal omurganın arkasında da birkaç akupunktur noktası var. Bu noktalara masaj yaptıktan sonra servikal omurgan rahatlayacak. Önce Tianzu akupunktur noktasını arıyoruz. Tianzu noktası servikal omurganın her iki yanında yer alıyor. Tam burada. Sonra Feng Shi ve Feng Hu isimli akupunktur noktalarına masaj yapıyoruz. Çünkü bu iki nokta vücuttaki nemi alıyor. Tıkanıklığın giderilmesi lazım. Sonra basit bir hareket yapalım. Nefes al, ver. Rahatla. Bir kez daha. Rahatla. Tamam. Şimdi rahatla. Evet. Sen kendin hisset. Başını çevirebilir misin? Daha rahat hissediyor musun? Maybe yeah. I feel lighter. Önce elime bir elimdeki bir noktaya bastırdı ustamız. Sonra ense ve başımda bu uygulamayla sanırım vücuttaki nemi tespit ediyor ve o nemin bir şekilde hafifletmesini sağlıyor. Biraz daha rahatım açıkçası. En azından şu bölgede bir ağırlık yok şu an. Geleneksel Çin tıbbına göre meridyenler vücudumuzdaki organ ve dokuların iletişimini sağlar. Organların görevlerini yapıp sağlıklı çalışabilmeleri için gerekli olan yaşam enerjisi de meridyenler boyunca akar ve organlara iletilir. Bir meridyendeki dengesizlik veya tıkanma, o meridyenin geçtiği organlara rahatsızlık getirir. Bu rahatsızlıklar vücut yüzeyine yansıyabilir. Bu noktalara akupunktur ve masaj gibi yöntemler uygulanarak hastalıklar tedavi edilmeye çalışılır. Tapınaktan ayrılıp dağ yolunda 10 dakika yürüdükten sonra antik tapınağın ana yapısı karşımıza çıkıyor. Burası 1500 yıldır yangın, çatışma ve depremlere rağmen hala ayakta duruyor. Şu an Shaolin Tapınağı'nın tam önündeyim. Arkamda tarihi Shaolin Tapınağı bulunuyor. Burası yeryüzündeki en önemli Budist tapınaklarından biri. Geçmişinin tarihini, tarihi öneminin yanı sıra diğer tapınaklardan ayıran bir nokta daha var burayı. Burayı kuran, Shaolin Tapınağı'nı kuran keşişler Kung Fu'yu burada bulmuşlar. Bizi Shaolin Tapınağı'nda Shi Yan Yao adlı keşiş karşılıyor. Shi Yan Yao burayı en iyi bilen isim ve gezimizde bize eşlik ediyor. Merhaba. Shaolin Tapınağı'na hoş geldiniz. Size Shaolin Tapınağı'nın kültürünü ve tarihini anlatacağım. Burası Shaolin Tapınağı'nın ana kapısı. Yukarıdaki tabelada yer alan ve Shaolin Tapınağı anlamına gelen üç karakteri İmparator Kangxi yazmış. Bu da Shaolin Tapınağı'nın antik dönemine ait en eski taş kapı. Eski dağ kapısı üzerine karakterler kazınmış. Solda Budabara'nın kurduğu anlamına gelen yazı var. Budizmin kaynağı ve özü anlamına gelen yazı da bu tarafta bulunuyor. Shaolin Tapınağı'nın temel yapısı 7 avludan oluşuyor. İlk avluda gördüğümüz bu ağaç neredeyse Shaolin Tapınağı'yla aynı yaşta. Ve onun tüm tarihine tanıklık etmiş. Bu binanın ismi Cennet Kralları binası. Tapınakta çeşitli kurallar var. Kapının sol tarafından geçeceksek önce sol bacağımızı, sağ tarafından geçeceksek de önce sağ bacağımızı kaldırmalıyız. Orta kısmı hayırseverlerimiz için ayırıyoruz.
Çünkü Çin görgü kurallarına önem veren bir ülke. Bu aynı zamanda eski bir gelenek. Peki siz kaç senedir Shaolin'desiniz? 12 yıldır burada keşişlik yapıyorum. 12 yıl burada geçirdikten sonra, yani Shaolin'e geldikten sonra hayatınızda neler değişti? Shaolin tapınağına gelmeden önce yaptığım bütün işlerde sabırsızdım. Buraya geleli uzun yıllar oldu. Eğer geçmişle karşılaştıracak olursam şimdi biraz daha farklı. Ne zaman bir şeyle karşılaşsam önce sakin bir şekilde düşünüyorum. Sonra nasıl yapılacağına karar veriyorum. Ayrıca uzun zamandır tapınakta yaşıyorum. Toplumdaki pek çok insanın karşılaştığı yaşam baskısı gibi bazı sorunlar burada yok. Tapınakla ilgili bir sorum daha var. Buraya geldiğim zaman ilk başta şaşırdım aslında. Neden 1500 sene önce Shaolin'i daha kurmuşlar diye. Shaolin'in burada yapılmasının özel bir sebebi var mı? Evet var. Aslında Shaolin'i sıradan bir Budizm tapınağından farklı kılan bazı unsurlar var. Kung Fu ve tıp. Shaolin'in kültürü çok çeşitli. Yani Zen, Kung Fu ve tıp. Shaolin Zen'in ata tapınağı olduğu için Zen en önemlisi. Tang Hanedanlığı döneminin ilk yıllarında Shaolin keşişleri imparatordan gelen emirle isyancılara karşı savaşmış. O savaş Shaolin keşişlerinin uyguladığı kung fu teknikleri sayesinde büyük bir zafere dönüşmüş. Savaştan sonra da Çin'in dört bir yanından gelen kung fu ustaları burada birbirlerine teknikleri öğretmiş. Böylece Shaolin Tapınağı bir kung fu mabedi haline gelmiş. Shaolin Tapınağı'nın bu kısmında kung fu öğrencileri ve ustaları da var mı, yoksa kung fu kısmı tapınağın başka bölümlerinde mi yer alıyor? Buradaki keşişler her sabah kalktıktan sonra tapınakta kung fu egzersizleri yaparlar. Bir gün nasıl geçiyor? Mesela Shaolin'de yaşayan keşişler güne kaçta başlıyor? Sabah 4:30'da kalkarız. 5'te dersimiz var. Ardından kahvaltı yaparız. Kahvaltıdan sonra kung fucu keşişler egzersiz yapmaya giderler. Shaolin Tapınağı'nda şu an 300'den fazla keşiş mevcut. Yüzyıllar önce burada çok daha fazla keşiş varmış. Hatta bazı dönemlerde keşiş sayısı 4000'e kadar çıkmış. Bu 520 kilo ağırlığındaki dev bir kazan, yüzlerce yıl önce yemek pişirmek için kullanılıyormuş. Tunç mu bu? Bu demirden yapılmış. O zamanın meşhur zanaati demir dökümdü. Keşişler o dönemde yemek pişirirken kung fu da çalışıyorlardı. Yani hem yemek pişirme hem de kung fu egzersizi bir arada. Bu kazanın üstünde bir yatay kiriş olduğu söyleniyor. Keşişler burada amuda kalkarak kirişe asılıyorlar ve o şekilde yemek pişiriyorlarmış. Yani bel gücünü artırmak için çalışıyorlarmış. Diğer Budist tapınakları gibi Shaolin Tapınağı da katı kurallara sahip. Buradaki keşişlerin et tüketmesi yasak. Shi Usta buradaki yemekleri tatmamız için bize özel bir tabak hazırladı. Shaolin'de şu an keşişlerin yediği yemekten yiyeceğim. Tabii tapınak içerisinde et tüketilmediği için tamamen vejetaryen yemekler bunlar. İçinde karnabahar var, lahana var, yosun var, havuç var ve bir çeşit kabak var. Çok güzel kokuyor, gerçekten çok güzel kokuyor. Hafif baharat da var tabii, bu da olmazsa olmaz pilav. Shaolin Tapınağı ziyaretimize devam ediyoruz.
Güçlü ve dokunaklı kung fu nidalarının eşliğinde Shaolin Tapınağı'nın en kutsal yerine geldik. Pagoda ormanındayız. Burası Shaolin'e hizmet etmiş 200 keşişin ebedi istirahatgahı. 790 yılında ilki yapılan pagodalar 7 kata kadar çıkabiliyor ve en yükseği 15 metre boyunda. Keşişler haftada bir burada kung fu egzersizi yaparak ustalarına saygılarını sunuyorlar. Shi isimli keşiş, Shaolin Tapınağı'ndaki kung fu eğitmenlerinden biri. O Shaolin yumruğu tekniğini öğrenmek için yıllarını harcamış. Kaç senedir Shaolin'desiniz? 9 yaşındayken buraya geldim. 10 yıldan fazla oldu. Kung fu'ya başladıktan sonra mental ve fiziksel olarak nasıl bir değişim geçirdiniz? Her şeyden önce fiziksel olarak kendimi daha güçlü hissediyorum. Çünkü kung fu sebat ve sabır gerektirir. Zihinsel olarak yürüttüğüm faaliyetlerden daha fazla bağlı kalabiliyorum. Bu Shaolin yumruğunun bu önemi ve farklılığı nedir? Shaolin tapınağı yumruğu tekniğinin tarihsel değişim süreci 1000 yıldan fazla. Shaolin yumruğunun temel özellikleri güçlü patlayıcı güce sahip olması, yumruğun kısa ve keskin bir şekilde atılması. Bunlar diğer dövüş sanatlarından farklı. Shaolin tapınağında Zen'in kung fu ile birleşmesi en yüksek seviye olarak kabul edilir. Zen ve kung fu'nun birleştiği en muazzam hal, bedenin hareket ettiği, aklın dik durduğu haldir. Yani benliğin olmamasıdır. Birkaç hareket gösterir miydiniz bana da? Olur, olur. Mabu hareketi yapın ve ellerinizi arkaya alın. Birincisi bizim yay hareketimiz. Mabu ve beraberinde yumruğumuzu çevirerek ileriye doğru atıyoruz. Bunlar Shaolin yumruğunun temel teknikleri. Basit gibi görünse de yapması hiç de kolay olmayan hareketler. Okay. Let me try. Shaolin tapınağındaki keşişler genellikle çok genç. Ama bir keşiş var ki gerçekten çok genç. Adı Sambao. Burayı seviyor musun? Seviyorum. Ne yapıyorsun bir gün? Günün nasıl geçiyor? Her gün kung fu çalışıyorum. Sambao ilk başta sunucumuzla pek yakınlık kuramadı, biraz çekindi. Sunucumuzla yakınlaşmak için çizgi film konusundaki bilgilerini kullandı. Böylece aralarındaki buzlar yavaşça erimeye başladı. Örümcek adam ağ yemeği sever. Onun yemeği ağ. Ağ kullanarak insanlara yardımcı da olabilir. Benim en sevdiğim meyve karpuz. Karpuz. Kar. Değil mi banyo? Ben en çok onu seviyorum, karpuz, karpuz. İyice kaynaştıktan sonra Sambao'dan bir konuda yardım istedik. Sırada Çin'deki en genç kung fu ustasından yeni teknikler öğrenmek var. Hop.
Sanbao 3 yaşında olduğunu söylüyor ama daha büyük görünüyor. Sanbao Shaolin Tapınağı'nda büyüdü. Buradaki tek çocuk o. Her gün bizimle beraber ve onun etrafında hep ustalar ve keşişler var. Bu yüzden biraz olgun görünüyor. Peki normalde de Sanbao ile birlikte başka çocuklar burada kalsa da olur mu? Yani gelmek isteyen olursa, başvuru olsa çocuk sayısı artabilir mi burada? Çocuklar 6 yaşından sonra gelebiliyorlar. Aynı zamanda bizim okullarımıza da gelebiliyorlar. Bir yandan kung fu çalışıyorlar, bir yandan da normal ders alıyorlar. Yaklaşık 120 bin öğrenci var. Normalde 6 yaş üzerinde alınıyorsa Sanbao'ya özel kılan neydi? Evi yakın. Bebekliğinden beri Shaolin Tapınağı'yla bağlantısı var. Kendisi özellikle kung fu'yu çok seviyor. Bu nedenle ailesi onu buraya emanet etti. Bizimle beraber öğreniyor ve bizden ders alıyor. Annesi ve babası Shaolin Tapınağı'nın yakınında yaşıyor ve sık sık onu görmeye geliyorlar. En önemli şey ise Shaolin Kung Fu'suna çok meraklı. Her yerde her zaman Shaolin yumruğu egzersizi yapmak ve göstermek istiyor. Ezberlediğini yüksek sesle oku. Görmedin mi? Sarı nehir suyu gökten iner. Denize yüzünü dönmeden akın akın ilerler. Görmedin mi? Annenle baban aynada beyaz saçlarını görmekten üzüntü duyar. Tapınağın yanındaki bir vadideyiz. Vadi içinde akarsular, orman ve taş köprüler arasına büyük bir sahne inşa edilmiş. Sahnenin hemen yanında bambudan yapılmış minderler var. Burada yüzlerce oyuncu bir gösteri için hazırlık yapıyor. Biraz sonra burada enfes bir gösteri sahnelenecek. Hello! Dağların arasında eteklerinde bu kadar görkem ve güzel bir sahne açıkçası beklentiyi yükseltiyor. Bu akşam nasıl bir gösteri sergilenecek burada? Gösterimizin ismi Shaolin Zen Müzik Seremonisi. Seremoni 5 bölümden oluşuyor. Yani su melodisi, ahşap melodisi, rüzgar melodisi, ışık melodisi ve taş melodisi. Gösterimiz ilk kez Ekim 2006'da sahnelenmeye başladı ve hala devam ediyor. Hava yağmurlu ya da güneşli olsun, seyirci olduğu sürece her akşam gösteri yapıyoruz. Bu akşamki gösteri 3257. gösteri olacak. Shaolin Zen Müzik Seremonisi yaklaşık 3 kilometre karelik geniş bir vadide sahneleniyor. Sahnenin iki tarafında 1400 metre yüksekliğinde sarp tepeler var. 4 mevsim devam eden bu gösteride ziyaretçilere Shaolin Zen müziğinin melodileri dinletiliyor. Shaolin Zen müziği, hoş vakit geçirmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda insanı dinginleştirir. Bu melodiler, kadim Shaolin keşişleri tarafından bestelenmiş. Shaolin Zen müziği dışında huzur veren ve insanı sakinleştiren başka bir müzik türü daha bulduk. Buradaki müzisyenler 4 basit enstrümanla eşsiz melodiler çalıyor. Merhaba, merhaba. Çok güzel, çok sakin, huzurlu bir müzik dinletisiydi. Çok teşekkürler. Burada oturup bu melodileri dinledikten sonra kalbiniz biraz sakinleşiyor. Yani insan rahatlıyor.
Size bu enstrümanları bir tanıtayım. Bunun ismi Sangxian, üç tel. Bu enstrüman hanedanlık öncesinde, yani yaklaşık 2200 yıl önce icat edilmiş. Bir yetkinliğe ulaşması gerekiyor. Bunun ismi ise Guzheng. Savaşan devletler döneminde icat edilmiş ve yaklaşık 2500 yıldan fazla bir geçmişe sahip. Bunun ismi de Ikshou. Bambudan yapılıyor, sesi uzun ve ahenkli. Ikshou'nun da yaklaşık 7000 yıllık bir tarihi var. Sizin orkestranızın, grubunuzun ismini duyduk. Sizi burada bu kadar özel kılan nedir? Bunlar Çin'in en eski müzik enstrümanları. Ve hepsi kaybolma riskiyle karşı karşıya. Kültürel mirasımızı yeniden canlandırıp aktarıyoruz. Bu enstrümanlara hiçbir elektroakustik ekipman eşlik etmiyor. Bu da en otantik sesler duymanızı sağlıyor. Sunucumuz birkaç nota öğrenip ya orkestrasının performansına dahil olmak istiyor. Tamam, bir deneyelim. Bir, iki, üç, dört. Orkestrası 3000 yıllık bir geçmişe sahip. Bazı melodiler tarihi yolculuklarının içinde kaybolmuş. Neyse ki seçkin müzisyenler bugün eski sanatları yaşatabiliyor. Onların sayesinde eski müzisyenlerin duygularını hissedebiliyoruz. Müzik eşliğindeki yolculuğumuz devam ediyor. Gökyüzü ve yeryüzü arasında bir güzellik olduğunu duyuyoruz ve onu bulmak için yola çıkıyoruz. Shaolin Tapınağı'nın karşısındaki Taishi Dağı'nda bir şelale varmış. Luya Şelalesi'ne geldim. Yukarı çıktıkça manzara çok güzelleşiyor. Şelalenin sesi de size eşlik ediyor. Bu yolculukta yorucu bir yolculuk. Ama şu manzara ve şu güzellik yorgunluğunuzu hafifletiyor açıkçası. Dağlar ve kayalar arasında rengarenk çiçekler ve yemyeşil bir orman saklı. Buradaki kayalar sanki bıçakla kesilmiş gibi düz ve keskin. Sular bir uçurumdan akıyor ve aşağıdaki havuzda toplanıyor. Geldim sayılır ama bacaklarım kopmak üzere çünkü burası çok yüksek. Ve aslında ileriye daha devam ediyor. Nihayet ulaştım şelaleye. Burada şelaleden gelen çok güzel bir esinti var. Gürül gürül akan bu su, sabah güneşiyle buluştuğunda parlak bir gökkuşağı ortaya çıkıyor. Gökkuşağı burada harika bir tablonun tamamlayıcısı gibi. Zirveye doğru çıkarken tüm Dengfeng kenti ayaklarımız altında kayboluyor. Döktüğümüz terler şimdi bu manzaraya değiyor. Shuanlian zirvesinden sonra Songshan Dağı'nın güney eteklerine geldik. Burada Konfüçyüs kültürünü aktaran çok tanınmış antik bir okul var, Songyang Akademisi. Burası Çinli edebiyatçılar için çok kutsal bir yer. Aynı zamanda da Çin'deki en ünlü 4 antik akademiden biri. Günümüzde hala Konfüçyüs kültürünün mirasçısı rolüne sahip. Ya.
Songyang Akademisi'nin girişinde bizi iki büyük ağaç karşılıyor. Milattan önce 110 yılında ünlü İmparator Wudi Songshan Dağı'nı ziyaret ettiğinde bu iki ağacı görmüş ve onlara General ismini vermiş. Ondan sonra bu isim hiç unutulmamış. Bu general ağaçlarının yaşı 2000'den fazla. Burası milattan sonra 484'te kuruldu. Önceleri burası Budizm'in tanıtan bir tapınaktı. Sonra Çin'in Kuzey Song Hanedanı döneminde bir akademi oldu. Songyang Akademisi, Neo-Konfüçyüslüğün doğum yeri. Kuzey Song Hanedanı döneminde yaşayan Chen Qi ve Chen Kao burada öğretmenlik yapmış. Ve Konfüçyüslüğün bir ekolü olan Neo-Konfüçyüslüğü kurmuş. Neo-Konfüçyüslük, Song Hanedanı'ndan beri Çin'in yönetim ideolojisinin temel taşını oluşturuyor. Konfüçyüs, antik Çin'in en etkileyici düşünür ve eğitimcisi olarak hala büyük saygı görüyor. Eğitim, ahlak ve görgü kurallarına önem verme ve diyalektik gibi Konfüçyüs düşünceleri çağımızda Çin'in gelişimine yön vermeye devam ediyor. Songshan Dağları'nda Çin Kung Fu'su yaptık. Geleneksel müzik dinledik. Antik Akademi'yi ziyaret ettik. Ve Zhengzhou film kasabasıyla, Songyang Akademisi'yle, Ya Orkestrası'yla kültürel mirasın gücünü hissedebileceğiniz bir şehir. Bu kenti gezdiğinizde Çin kültürünün kesintiye uğramadan gelişmeye devam ettiğini görebiliyorsunuz. Burada eski ve modern birlikte ilerliyor. Biz de bir cebimizde buradaki deneyimler, diğerinde ise beklentilerle Çin yolculuğumuza devam ediyoruz.